Teknopat'tan herkese merhaba, ben Çağan Çelik. Bu videomuzda SteelSeries'in Apex serisi oyuncu klavyesi ailesine yeni kattı üyesi Apex 3'ü inceliyoruz. Bu yıl yani 2020'de SteelSeries Apex oyuncu klavyelerine yeni üyeler kazandırdığını duyurdu ve bugün inceleyeceğimiz Apex 3 oyuncu klavyesi bu üyelerden biri. Görünüş olarak yine SteelSeries'in yüksek fiyat etiketine sahip klavyelerindeki düzenin ve tasarım hatlarının korunduğunu ve birebir yansıtıldığını görmekteyiz. Sağ üstte OLED ekran yok ancak medya oynatmak ve durdurmak için kullanabileceğiniz multimedya tuşu ve onun hemen üzerinde ses tekeri var. Bu teker alüminyumdan yapılmış ve kademeli bir dönüşü var. Caps Lock, Scroll Lock ve Num Lock tuş kilitleriyle Windows tuşu kilidi bildirim ışıkları bu multimedya kontrollerinin hemen altında küçük beyaz ışıklar şeklinde. Klavyenin dış gövdesinde plastik malzeme kullanılmış sadece. Apex 7 gibi modellere göre bu sebeple biraz daha esneme payı var ve 816 gramla Apex 7'ye göre 100 gram daha hafif. Klavyenin altına baktığımızda tüm SteelSeries Apex klavyelerde olan kablo çıkış gününü değiştirme özelliğini bu klavyede de görmekteyiz. Klavye sağında, ortasında ve solundaki kablo kanallarından geçirerek kabloyu istediğiniz yönden çıkarabiliyorsunuz. Apex 3 öncelikle büyük abileri 7 gibi mekanik anahtarlar içermiyor ve basış hissiyatı olarak mekaniği de andırıyor diyemeyiz. Bu klavyede kullanılan membran anahtarlar sert, basmaya çalıştığınızda her tuş fark edilir şekilde karşı koyuyor. Yani dokunsal geri bildirimleri yüksek. Buna tactile anahtarlar da deniliyor. Ve bu lineer anahtarlardaki hissiyatın tam tersi. SteelSeries bu anahtarlara kendi içinde Whisper Quiet Gaming Switches, yani fısıltı sessizliğinde oyun anahtarları diyor. Çok ucuz adı sanı duyulmamış oyuncu klavyeleri ya da günlük ve ofis içi kullanım için üretilen klavyelere nazaran tuş geri bildirimi daha iyi. Oyunculuğun doğasından gelen sert kullanıma ve suistimal edilmeye müsait. Suistimalden kastım ne? Dota'da oyunu çevirmenize kıl payı varken karşı takımdan birinin sizi çok ballı şekilde alt etmesi ve bunun sonucunda hıncınızı klavyeden almanız. Bunlar sıkça karşılaştığımız sahneler. Oyunculara yönelik çevre bileşenleri üreten markalar bu tür kullanımları da dayanıklılık testlerine ekleyip bu testleri geçebilen modelleri üretim bandına sokuyorlar. Çok daha ucuz ofis klavyelerinden bu derece bir dayanıklılık beklememek gerek. Bu arada SteelSeries'in Apex 3'ün anahtarlarına 20 milyon basım ömrü garantisi sunduğunu da belirtelim. Bu tuşlar oldukça sessiz. Bu mekanik klavyelerin tam tersi. Birazdan duyacağınız ses kaydında Apex 3 ile 10 parmak yazı yazdık. Ve shotgun mikrofonumuz Rode VideoMic Pro klavyeye yarım metre uzaklıktan ses kaydı aldı. Farkı anlamanız için bir de Pro ile 10 parmak yazı yazdık. Bildiğimiz anlamıyla klavyenin su geçirmez olduğunu söyleyemeyiz, zira IP32 standardına sahip. Bu standart belli açıdan gelen damlalara karşı koruma sağlıyor. Ancak kesinlikle klavyenizi musluk altında yıkayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Peki Apex 3'e su döküldüğünde ne yapmanız gerekiyor? Genel inanış, elektronik bir cihaza su döküldüğünde onu pirinç dolu bir kaba batırıp nemini alma, saç kurutma makinesiyle sıcak hava üfleme ve güneşe bırakma gibi pek çok yöntem içerse de Apex 3'e sıvı döküldüğünde tek yapmanız gereken klavyenin altındaki sıvı tahliye deliklerinden dökülen sıvının akmasını sağlamak ve beklemek. Her klavyenin oyun için biçilmiş kaptan olmadığını bize gösteren bir özellik de N-Key Rollover, yani çoklu tuş basımını algılama. Çünkü oyunların doğası gereği aynı anda birden çok tuşa basıyoruz. Koşarken silah değiştiriyoruz ve şarjör dolduruyoruz gibi mesela. Tüm bu komutların sağlıklı bir şekilde algılanması için oyuncu klavyeleri N-Key Rollover ya da Anti-Ghosting olarak bilinen bir teknolojiyle geliyor. Apex 3'te de bu teknoloji mevcut ve 24 tuşa kadar aynı anda basabiliyorsunuz. Ve SteelSeries bunun hepsinin algılanacağı garantisini veriyor. Klavyenin kutusundan çıkan bilek desteği, bileklerinizi rahat bir pozisyonda tutup uzun süreli kullanımlarda dahi herhangi bir ağrıya sebep olmuyor. Mıknatısla klavye gövdesine yapışan bu parça yerinde sağlam duruyor. Klavyenin yerini değiştirseniz dahi yerinden oynamıyor. Ve Apex 7 Pro'daki gibi kadifemsi ve yumuşak bir materyalle kaplı değil, biraz daha sert bir materyal kullanılmış. Biraz da RGB aydınlatmaya değinelim. Aydınlatma 10 bölgeli. Yani teker teker tuşları da aydınlatmasını değiştiremiyorsunuz. Bu bölgeleri SteelSeries Engine 3 yazılımı altından tekli veya çoklu olarak seçebiliyor ve bunlara animasyon şablonları uygulayabiliyorsunuz. İsterseniz bütün tuşları sabit tek renk yapabildiğiniz gibi aydınlatmayı kapatabiliyorsunuz da. SteelSeries aydınlatma yöntemi olarak tuşların altında beyaz, ışık dağıtıcı bir yüzey kullanmayı tercih etmiş. Ve RGB LED'ler hem bu yüzeyi
hem de tuşların üzerindeki harfleri aydınlatıyor. Bu sayede floating keys, yani uçan tuşlar olarak da bilinen bir etki yaratılmış. Tabii bunun seveni var, sevmeyeni var. Ancak bir şey belli ki, o da bu etkinin tuşların üzerindeki harflere daha az ışık gitmesine sebep olduğu. SteelSeries Engine 3'ü kullanarak yapabilecekleriniz serinin diğer klavyelerine göre biraz daha sınırlı olsa da sizi olmazsa olmaz ayarlardan mahrum bırakmıyor. Örneğin makro oluşturma, tuşlara işlev atama ve biraz önce bahsettiğimiz RGB aydınlatmanın dışında polling rate belirleme ve tüm bu ayarları farklı profiller altında kaydetmek gibi. Sonuç olarak SteelSeries Apex 3 mekanik klavyeleri bütçesi yetmeyen oyuncular için güzel bir membran oyuncu klavyesi. Özellikle de bilgisayar başında sıkça yeme ve içme alışkanlığı olan biriyseniz. IP32 su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde klavyelerin çöpe atılmasında başta gelen sebeplerden birini elemiş oluyorsunuz. Ve bu anlamda biraz uzun ömürlü de olmuş oluyor klavyeniz. Negatif birkaç yöne de değinmek gerekirse, ışık tuşların altındaki dağıtıcı yüzeyle de paylaştırıldığı için tuşların üzerindeki harfler biraz karanlık kalıyor. Yani büyük kuzenleri kadar parlak bir klavye değil bu. Ancak yine de düşük ışıkta görünmeme gibi problemlerle karşılaşmıyorsunuz. Evet, SteelSeries Apex 3 incelememiz burada sona eriyor. İncelemede atladığımız, unuttuğumuz ya da bahsetmediğimiz kısımlar olabilir. Bunları yorumlarda sorarsanız cevaplayacağım ve Teknopat'ın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.